30. sorudan itibaren diyelim, belli sayıda soruyu diyagram ısıtma atacağız. Cevabın çıkmamasını istiyoruz. Çıktı alacağımız kağıtta. O yüzden alt yer 9 tuşuyla beraber. Yani köşeli parantez hamleleri siliyor. Ardından File Print menüsünden Insert Diagram isteyeceğim. Fakat önce bir kendi diagram listim vardı az önce. Onun içinde bir şeyler olabilir diye Edit Diagram List menüsünden temizliyorum diagram listemi. Mesela bu hani eski şeyler kalmaması için. Uzun çalışma yaptık yani daha öncesinde. Evet, daha önceden bir çalıştığımız varsa yeni çalışma. Listemizi sildik, temizledik. Şimdi File Print ve Insert Diagram in List diyorum. Şu an kitaptaki konum oradaki diagram listine atılmış olacak OK'ye basmamla beraber. Burada işte belli özellikleri, isim yazsın mı, o yazsın mı falan gibi şeyler var. Players'da durursa sporcunun ismi yazar. Bu an sporcu, bu soru için sporcunun ismi yazmamış, Matin Van demiş. Dursun, sakıncası yok. Şey diyemiyoruz ama değil mi hocam? 1 ile 40. soruları al diyemiyoruz. Şimdi onu da yapacağız şeyleri. Herhalde buradan mı olur? Nereden? Diagram. Sizin pencereniz bende gözükmüyor tam olarak. Okey dedik. Mesela ben hızlı olsun diye bunu Customize Chart Shortcast'tan Insert Diagram liste Ctrl J ismini vermiştim. Çünkü hani şey atmak hızlı olması önemli. Async dedim Ctrl J tuşuna. Ctrl J tuşumu şey için atadım, diagramı şeye aktarmak için. Print menüsüne. Diğer soruya geçiyorum. F10'la ya da şuradaki OK'le. Diğer soruya geçtim. Yine köşeli parantezle cevabı sildim. Ctrl J'ye bastım. Tamam dedim. Listeye attım. F10 cevabı sil. Ctrl J attı. F10 cevabı sil. Ctrl J attı. F10 cevabı sil. Ctrl J attı. Bunu böyle pratik bir şekilde çok sayıda soruyu tekrar hemen hazırlayabilirsiniz. Ya dersten önce dahil, hani sınavcını biliyorsanız 5 dakikada sorun şeyiniz hazır olur. Print menüsüne geldim. Diagram listesine diyelim istemediğim bir soru attım. Yine Edit Diagram List menüsünden geldim diyelim. 10. soruyu istemiyordum. Bunu Remove deyip kaldırabiliriz. Okey dedim. File Print menüsünden Print Diagram isteyeceğim. 2 sütunlu 3-3-6 sorusu sığacak şekilde şu an bir sayfada. Fakat istedim ki ben bunu hani 3 sütunlu yapayım bu soru için. Kapattım onu. Print Page Setup ayarlarından sütun sayısını artırıyorum. Buradan diğer ayarlarını da yapmak mümkün printer'ın çıktı ayarlarımızın. İşte temel üst başlık, alt bilgi. İşte diagramda yazmasını istediğimiz şeyler. Sayfa numaraları nerede olsun? Ondan sonra işte hangi bilgiler bulunsun? Fontlar, koordinatlar olsun olmasın nerede olsun gibi bilgileri Page Setup'tan ayarladık. Ve artık her şeyimiz hazırsa beğendiyseniz hazırladığımız sayfa. Mesela 300 oldu şu anda. Print dediğimizde yazıcıdan direkt çıktı alacağız. Fakat bu kadar emek verdik, hazırladık. Bu kaybolmamasını istiyoruz. Yine Print menüsünden Save Diagram istiyorum. İstediğimiz bir klasöre veya Chessbase'in kendi içerisinde olan diagram list klasörüne kaydediyoruz. Bunu Chessbase Diagram, CBDIA uzantısı kaydeder. Diyelim burada işte ne vereyim ismini? 30 ile 45'li sorular arasında diyelim kaydettim matematikle. Kaydet diyorum. Artık o listemde kayıtlı. İstediğim zaman da herhangi bir gün çıktı alacağım zaman da direkt o günkü çalışmamı Print menüsünden yine Nut Diagram List dediğimde mesela işte 20-30 arası sorular, 30-45 arası sorular yükle dediğimde yine File Print ve Print Diagram List diyerek çıktıyı alabilirim.